Hakan'ım, senden sonra Siyonistler her cephede zaferler kazandı. Çin sınırlarında ve işgal altında soydaşlarımız işkence görüyor. Ortadoğu'daki Türk varlığı bir soykırıma maruz kaldı. Kafkaslardaki kardeşlerimiz ateş altında. Avrupa'da köleleştirildik. Dünya üzerindeki tüm Türkler büyük bir tehdit altında. Siyonistlerin bu yüzyıldaki hedefi Türk birliğine ve varlığına son vermek. İşte bu şartlarda geldik huzuruna. Başbuğum, bizler Cumhuriyet tarihi boyunca Türk milletinin ilk kez bir araya gelerek önüne hedef olarak koyduğu emperyalist sisteme karşı savaş açmış, yeryüzündeki tüm Türkleri bir araya getirerek denizlerinde yüzen düşman gemilerini, topraklarında gezen düşman askerlerini def etmek için sınırlarına dayanmış işgali püskürterek büyük bir kalkışma hareketini başlatarak çaresizlik ve imkansızlıklar içerisinde nefes almaya gayret gösteren aziz vatan evlatlarına nefes aldıracak, onları ayağa kaldıracak, ekonomik reformları gerçekleştirerek tekrar ve yeniden milletimizin birlik ve beraberlik şuuruyla kardeşçe huzur içinde yaşayacağı bir büyük idealin peşine düşmüş, gerçek, öz, Türk evlatlarının meydana getirdiği bir hareketin çelikleşmiş yılmaz önderleriyiz. Ulu önderim, bu aziz vatanın evlatları olarak bizler, tarihin omuzlarımıza yüklediği yükün büyüklüğüne aldırış etmeden, bu şerefli yükü hiçbir siyasi teklif ve istikbale değişmeden, tehdit, şantaj ve sindirme girişimlerine boyun eğmeden, milletten aldığımız bu emaneti, bu Siyonist sistemi yerle bir ederek, aziz milletimizin refahını ve kurtuluşunu sağlayacak burca dikmeden asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Buna şahit olunuz.